Gülonat, 22 Kasım 1953 tarihinde Ferhan ve Doğan çiftinin çocukları olarak İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri sanata meyilliydi. Tiyatro sahnelerinde 16 yaşında profesyonel oldu. Büyük usta Yıldız Kenter'in öğrencisiydi. Usta-çırak ilişkisiyle yetişen isimlerden biri oldu Gülonat. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Tiyatro kökenli olan sanatçı 1975 yılında Sefer Sefer'de adlı filmle ilk kez kamera karşısına geçti. Sonra bir süre kameralardan uzak kaldı. 1990 yılında Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni isimli filmde Haşmet'in eski karısı olarak izleyici karşısına çıktı. 1993'te Şenolas'ın Nuri Bey adlı dizide oynadı. 1994'te Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolüyle karşımızdaydı. 1998 senesinde senaryosunu Sulhiye Dölek'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Uğur Yücel, Orhan Oğuz ve Türkan Derya gibi isimlerin oynadığı İkinci Bahar dizisinde gördük onu. Başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in oynadığı bu dizi o dönem milyonları ekran başına kilitledi. Dizide Tarık Pabuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Conka gibi isimlerde oynuyordu. Bu dizide tanınırlığı iyice artan Gülonat, Ranini TV'den Cansu Uras'a verdiği röportajda bu diziyle ilgili şunları söylemişti. Şanslıydım galiba ya da seçimlerim iyi. Şimdi siz söyleyince bakıyorum da hep uzun soluklu ve Türk televizyon tarihinde önemli yeri olan işlerde rol almışım. İkinci Bahar öncesinde Yavuz Turgul beni Kenter Tiyatrosu'nda Olimpiyat Gülleri adlı oyunda seyretmiş. Rahmetli Şükran Güngör'le bir kavga sahnem vardı. Orada çok beğenmiş. Sonra beni görüşmeye çağırdılar ve ardından başladık. Ne kadar cüzi ücretle çalıştık inanamazsınız. Çünkü proje çok güzeldi. Zaten bugün bile ölümsüz sıfatıyla anıyoruz bu işi. İkinci Bahar'ın yerini doldurabilecek bir dizi çıkmadı. Çıkamaz da. Gönlümdeki yeri bambaşkadır İkinci Bahar'ın. Tabii biraz kırgınlığım da yok değil yapım kısmına. Küçük bir rolle bu kadar başarılı olup hafızalara kazındım ama açıkçası onlar basın toplantıları olsun veya başka etkinlikler olsun bana gereken önemi vermediler. Kasıtlı değildi bu tabii ama onlara kırılmışımdır. 1999 yılında Ah Bir Zengin Olsam isimli dizide komşu kadın Pakize karakterine can verdi. Aynı yıl Nilgün adlı yapımda Hacer rolünde gördüğümüz sanatçı 2000'lerde de hız kesmeden çalışmaya devam etti. Eyvah Kızım Büyüdü, Hiç Yoktan Aşk, Oyun Bozan, Parça Pinçik, Charlie İş Başında, Çifte Bela, Kibar Ana, İki Arada ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarda rol aldı. Yeni nesil tarafından tanınmasını ve sevilmesini sağlayan yapımsa 2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisi oldu. Perihan Peri karakterine hayat veren sanatçı dizide Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Metin Serezli, Ayşe İnci ve Mümtaz Sevinç gibi isimlerle birlikte oynadı. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık'la evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Bu yapım 27 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başladı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. Bu arada başka yapımlarda da oynayan sanatçı Düş Yakam'dan Güzel Günler, Adanalı, Gece Gündüz, Yalancısın Sen gibi yapımlarda yer aldı. Bir diğer önemli çalışması ise Lale Devri dizisi oldu. İkbal Yılgaz karakterine hayat verdiği bu dizi o dönem geniş kitleler tarafından takip edildi. Selen Soyder, Tolgahan Sayışman, Serenay Sarıkaya, Hatice Aslan gibi isimlerin oynadığı bu yapımdan Gülonat olaylı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldı. Dizideki rol arkadaşı Kenan Bal ona tokat attı ve dizi seti ciddi anlamda karıştı. Gülonat yaşananları katıldığı ikinci sayfa programında şöyle anlattı. Selma Kutlu, ben ve Serenay oturuyorduk. Tolga'nın başka bir mıntıkada çekimi oldu. O oraya gitti. Sonra bizi sete çağırdılar. Durun ya, 5 dakika çayımı içiyorum, geleceğiz dedim. Ben onlara hep öyle hitap ederim. Hadi çete, kalkın gidiyoruz dedim. Arkamdan bir ses duydum, Gül Hanım, Gül Hanım diye. Hayranım sandım, Kenan'mış. Bana ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sen ne diyorsun deyince de sana şimdi buradan bir vururum dedi. Ben de hiçbir şey yapamazsın dedim. Yaşadığım olaydan sonra çok dibe vurdum. Yüzümde ve saçımda egzamalar var. Pudralarla kapatıldı. Çok kötü dibe vurdum. Ama şimdi daha iyiyim. Yaşamla barışmaya başladım. Kenan Bal'la yaşadığım olay beni çok dibe vurdurdu. Darp gören kadına üzülüyorsun. Ama yaşamadan bunu bilmen mümkün değil. Allah can düşmanıma yaşatmasın. Öyle aşağılayıcı bir şey ki. Günlerce sokağa çıkmadım. Bir tokat patladı yüzümde. Sonradan öğrendim ki iki tokatmış. Gözlük bir yana fırladı. İnsanlar bir yana. Burnum hemen şişti. İç kanama ve doku zedelenmesi olmuş burnumda. Hemen acile gönderdiler. Tansiyonum 17'lere fırladı. İlk tepkim derhal polis oldu. Öte yandan bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Usta oyuncu Gülonat, Renkli Sayfalar programına konuk oldu.
Lale Devri'nin İkbal Yılgaz'ı Gülonat, dizide Yeşim Taşkıran'ı canlandıran Serenay Sarıkaya'nın vefalı biri olmadığını, kendisini hiç arayıp sormadığını açıkladı. 24 yaşındaki Sarıkaya'nın dizi başladığında çok tutuk bir oyunculuk sergilediğini belirten Gülonat şunları söyledi. "Bunu nereden bulmuşlar? Bundan oyuncu olmaz," diyordum. Ama Serenay zamanla öyle bir gelişim gösterdi ki inanamadım. Oyunculuğunu çok ilerletti. Böyle bir değişiklik olmaz. Çok iyi bir oyuncu oldu. Serenay vefalı değil. Aramaz ama ben onun başarılarını çok büyük ilgiyle de izliyorum. Kendisini çok da beğeniyorum," dedi. Bunlar dışında Yer Gök Aşk, Kaderimin Yazıldığı Gün, Köstebekgiller, Hangimiz Sevmedik ve Klavye Delikanlıları gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Her çalışmasında başarı çıtasını yukarıya taşıyan Onat, en büyük çıkışını Sihirli Annem dizisindeki Peri Hamperi karakteriyle yaşamıştı. Yıllar sonra Sihirli Annem dizisi yeniden çekildi. Projeyi yeniden hayata geçiren Ilıcalı'nın, "Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem'in eski bölümlerini izliyor. Ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor," açıklaması dizide Perihan'ı canlandıran Gül Onat'ı kızdırdı. Onat Instagram hesabından yeni Sihirli Annem'le ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Acun Ilıcalı'nın bir röportajını izledim. Sihirli Annem dizisini kızı tekrarlarını seyrediyor diye yeniden çekmeye karar vermiş. O dizi fenomen bir dizidir. Çocuğum seviyor diye değil, çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme kararı aldım," demesini isterdim. "Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti. Dostlarla paylaşmak istedim," ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Gülonat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini endişelendirdi. Hastane odasından bir fotoğraf karesini yayınladı. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede bıçak altına yatan oyuncu, takipçilerini de bu konuda uyardı. Ameliyat öncesi kameralara poz veren Gülonat, takipçilerine "Sakın sivilcelerinizi sıkmayın," dedi. Instagram hesabından üst üste paylaşımda bulunan Onat, ilk fotoğraf karesine "Bir sivilce sıkmak yüzünden başıma gelenler." İkinci fotoğraf karesine ise "Sakın sivilcenizi delip irin çıkartmaya kalkmayın. Neticesi ameliyathanede işlem," notun düştü. Özel yaşamına değinecek olursak Onat 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birki ile nikah masasına oturdu ama bir süre sonra boşandılar. 1981 senesinde tekrar evlenen çiftin evliliği yine boşanmayla sonuçlandı. Bu evlilikten Onat adında bir oğulları oldu. Kariyerindeki başarısının yanı sıra usta sanatçı aynı zamanda çok hayvansever bir kadın. Özellikle kedilerle çok haşır neşir. Sokak kedileriyle çok ilgili. CNN Türk'te yayınlanan Burada Laf Çok programına konuk olan sanatçı şunları söylemişti. "Sette yemekçi deli oluyor bize. Abla yine kedilere mi vereceksin diye. Ama ben şeye çok üzülüyorum. Mesela kedi severim ben. Köpekleri de severim. Ben Sihirli Annem'de pitonu boynuma dolayıp oynadım. Hiç ayrım yok. Gorille daha bir temasım olmadı ama öperim, hiç şüphen olmasın. Mesela bir kere maymun vardı, Charlie. Charlie ile bir sahnemiz vardı, aşk yaşadım. O beni sevdi, yemek istiyordu. İngilizce biliyordu namussuz maymun. Uzatıyordu, dudağını öpüyordum. Herkes abla pis kokuyor, nasıl öpüyorsun diyordu. Bana mis gibi geliyor onun kokusu." Sihirli Annem'de yazarımız Gamze Özer, "Gül abla hayvan seviyor musun?" dedi. "Kızım," dedim, "piton miton yazsana, ben çok severim," dedim. Ertesi hafta bir pitonlu sahne, bayıldım ben. Bir de güya eğitmen geldi, piton bir çuvalda duruyor. İlk önce çok korktum, sonra pitonu aldık, ufak ufak seviyorum. Zamanla onunla bir ilişki kurdum, haşır neşir olduk. Çoğu kişi onu sahte yılan sanmış, herkes kaçıyordu ondan. Bense sarılıyor, seviyordum, o bile anlıyor sevgiden. Ama yine de abartı biraz. Köpeği, kediyi, hamsterı hepsini seviyorum. Benim kedi mamalarım var. Karda kışta sokaktakileri besliyorum. Herkes senin kedin olmak varmış diyorlar. Dudak dudağa uyuyorum." Gül Onat aktif kariyerine devam ediyor. Hem tiyatroda, hem sinemada, hem de televizyon sektöründe çok başarılı. Biz de bu usta isme sağlık, huzur ve mutluluk dolu upuzun yıllar diliyoruz. Oynadığı karakterlerle unutulmamak üzere hafızalara kazınan bir Gül Onat geçiyor bu hayattan.